Ay, bu aralar sen hiç aynaya baktın mı Lana? Birisi kötü günündeki saçlarının gazabına uğramış görünüyor. Ama merak etme, bu akıllı kızın daha da akıllıca çözümleri var. Diş fırçasına saç spreyi sıkarak fırlayan saç tellerini arkaya tarayabileceğini biliyor muydun? Evet, birkaç saniyede saçın saniyeler içinde kötüden mükemmele dönüşür. Pekala, neredeyse hazırım. Ah, ama gözlerimi biraz belirginleştirmeliyim. Biraz eyeliner bu işi halleder. Bütün boya nereye gitmiş? Bitmiş demeyin sakın. Daha birkaç hafta önce aldım. Dibinde biraz kalmış olmalı. Bu kadar mı? Bir dakika. Belki şu cımbız işe yarar. Sıvı eyeliner'ım bittiyse ucunu cımbızla çıkarıp ters çevirip tak. İşte boya burada saklanıyormuş. Göz makyajını tamamlamak için gözlere kuyruk çekmek en iyisi. Beğendin mi? Her zamanki gibi müthiş görünüyorsun Bella. Keşke aynı numara dudak parlatıcısında da işe yarasaydı. Pekala. Tenis çalışmaya hazırım. Bugün servislerim müthiş olacak. Pat! Yüzüme saç gelmesi çok sinir bozucu. Şu lastiklerden biri işe yarar. Şimdiden daha iyi olduğu gibi bu işimi görür. Belki de görmez. Öf! Bu şeyler niye hep gevşer ya? Bak, Vicky saçını nasıl hemencecik yapmış. Bu çay nefis kokuyor. O da neydi? Hey! Saç lastikleri mi yağıyor ne? Hayır, sadece Lili sinirlenmiş. Hey çayım! Lili, şuraya bir oturur musun? Saç lastiği burada müthiş bir şey yapıyor. Vay canına! Sıcak çay tekrar küçülmesini sağladı. Dikkat et! Kim derdi ki bu şey bu kadar küçülecek diye? Al bakalım. Sağ ol Vicky. Artık tenis oynarken saçım yüzüme gelmeyecek. Evet, bu öncekinden çok daha iyi görünüyor. Gitmem lazım. Çoğu kız için makyaj yapmak son derece doğaldır. Ta ki kaşların içini boyamaya gelene kadar. Evet Lili, halledeceksin bu işi. Ya da halledemeyecek misin acaba? Dışını çizmek, gölgelendirmek falan derken genelde istediğinden daha yoğun kaşlar elde edersin. Ne demek istediğimi gördün mü? Bunu sen mi düşürdün Vicky? Ama o cımbızı geri vermeden önce yeni bir şeyler deneyebilirsin. Kaş kalemini cımbızın metal uçlarına sürerek kaşlarını daha kolay çizebildiğini biliyor muydun? Dur bak göstereyim. Kaşının bir ucundan başla ve hiç kaldırmadan öteki ucuna kadar devam et. Sona gelince de cımbızın uçlarını kapat. Bir fırçayla da kaşlarının düzgün durmasını sağlayabilirsin. Ayrıca bu şekilde az önce çizdiğin çizgilerin daha yumuşak olmasını da sağlayabilirsin. Şahane. Tamam, artık bunu geri alabilirsin. Bu numarayı ben de denesem mi acaba? Yeni bir gün, yeni bir güzellik rutini. Biraz zaman alabilir. Ama güne hazırlanmak rahatlatıcı olabilir. Bu elbiseyi nereden aldın Vicky? Yalnız saçına biraz bir şey yapsan iyi olur. Biraz basık baksana. Ne? Ben de saçlarım iyi gününde sanıyordum. Al kendin bak. Ah, olamaz. Saçlarım kafama yapışmış gibi. Keşke biraz daha hacimli olsa. Şu kıskaca bir bakayım. Bu sorunumun çözümü olabilir. Kıskacı şöyle tak. Ve biraz saç spreyi sık. Kıskacı çıkar ve işte saçın tamam. Ellerine biraz tara ve düzelt. İşte saçların hacim kazandı. Biraz saç spreyi işi nasıl da değiştiriyor. Bu dahice bir taktikti Vicky.
Oo, benim kaçmam lazım. Acaba benim saçım ne kadar hacim kazanır? Güzel. Bugünkü ders konularının hepsi sınavda çıkacak. İlk denklemi denemek isteyen var mı? Bakalım. Ha? Bu düşündüğüm şey mi? Bir şey söyleyin. Herhangi bir şey. Önemli değil. Aha, cevabı biliyorum. Bunu nasıl düzelteceğim şimdi? Çıkarılabilir sütyen askısını al. Ve sütyenin arkasına tak. Öbür ucunu da öbür tarafa tak. Askıyı sütyeni yerinde tutacak şekilde ayarla. Bak. Artık düşmez. Evet, nerede kalmıştık? Bugünlerde her şeyin cevabını biliyorum. Lana, geç bakalım. İzninizle. Tebeşir alayım öğretmenim. Anlaşılan Lana, hem kimya sorularını hem de giyim sorunlarını çözebiliyor. Çok uykum geldi. Artık yatma zamanı. Oh be. Aa, ama saçlarımı açmayı unuttum. Yatağa daha yeni girmiştim. Of. Tamam, artık uyumaya hazırım. Öyle çok daha iyi oldu. Oh hayır. Rujumu çıkarmayı da unutmuşum. Bu çilenin sonu gelecek mi acaba? Makyaj yapmaya bayılıyorum ama onu çıkartmak çok ayrı bir dert. Aa, hadi hadi hallediver. Hadi ama. İçinde hiç yok mu? Nasıl ya? Of, anlaşılan bugün benim günüm değil. Bir dakika. Öyle ya da böyle makyajımı çıkaracağım. Şunun gibi bir kavanoza biraz Hindistan cevizi yağı koy. Üstüne biraz mineral yağ damlat. Su ekle. Ve bir sürü pamuk parçası yerleştir. Evet, hadi bu yağlı karışımı emin bakalım. Pamuklar karışımı emdikten sonra kavanozun kapağını tak. Sonra da doğru yatağa. Bu kavanozu başının ucuna bir yere koy. Artık tüm makyajını yataktayken bile silebilirsin. Pamuklar kavanozun içinde nemli ve hazır bir şekilde dururlar ve dilediğin zaman onları kullanabilirsin. Ah, bay bay makyaj. İşin bitince de kapağı kapat ki kurumasınlar. Tamam, artık nihayet uyuyabilirim değil mi? Tatlı rüyalar Lili. Oh, bidi bidi. Makyaj çantam buraya kesin sığar. Oh, bu şeyin bir dibi yok muydu ya? Sanırım bu sırt çantası yarış dışı kaldı. Ama bugün ellerim boş kalsın istiyorum. Tamam, aklıma müthiş bir fikir geldi. En sevdiğin çantayı sırt çantasına çevir. Sapını boynuna as, kollarını geçir ve çantayı arkaya at. Ne sevimli. Zaten bu renk daha hoşuma gitmişti. Neredeyse en önemli şeyi unutuyordum. Hop. I love Lucy'nin bu bölümünü izlemediğine inanamıyorum. Ne kadar komikmiş. Ama artık dondurma zamanı. Şahane gözüküyor. Lana, diziyi kaçırıyorsun. Sanırım makyajın daha önemli. Lana baksana. Gerçekten mi Bella? Baksana, rimel sürüyorum burada. Hey, hiç komik değil. Yüzüme bak. Artık makyajımı baştan yapmam gerekecek. Of ya, tam ne güzel olmuştu. Bir saniye. Çok sağ ol. Dur, merak etme. Elimi kullanabilirim. Yüzüne rimel bulaştırmamak için bir engel olarak kaşık kullanabilirsin. Bak, cildine bulaşmak yerine kaşığa bulaşıyor. Bu sayede onu çıkarırken de zorlanmazsın.
Evet, şahane oldu. Taşını geri alabilirsin. Bununla dondurmamı yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Hey, güzellik için acıya katlanmak gerek. Ya da bu durumda guruldayan bir mideye.